İsabetli tahminleriyle tanınan altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, enflasyon ve savaşla gelen manipülasyona dikkat çekerek, altın ve gümüşte öyle bir yükseliş olacak ki, çoğu insan fiziki olarak alamayacak. Çoğu insanın o kadar kazancı olmayacak diye konuştu. Altın değer kazanırsa kripto paralar değer kaybeder. Kripto paralar değer kazanırsa altın değer kaybeder ifadesini kullanan Memiş, ters orantılı hareket eder. Yani altın satanlar kripto alır. Kripto satanlar altın alır diyerek yatırımcıları manipülasyona karşı uyardı. Emtiaların savaş ortamını sevdiğini, altına gümüş gibi yatırım araçlarının enflasyon ve jeopolitik risklerin arttığı ortamlarda yıldızının parladığını söyleyen Memiş, yaşananın ise gerçek bir savaş değil, manipülasyon olduğunu ileri sürdü. Önce kriptoların yıldızını parlatacaklar. Önce kripto paraları dipten toplayacaklar. Önce pariteleri dipten toplayacaklar. Toplamaları için bugün yüksekten altın ve gümüşü satmaları lazım. Geçen yıl, geçici enflasyon yalanına inanmayıp altınını satmayanlar kazandı. Bu yıl, savaş manipülasyonu gören dip seviyelerde olan pariteleri ve kripto paraları toplayan kazanır. Memiş ayrıca bugün bir şeye yatırım yapacaksınız. En çok değer kazanmışı en çok değer kaybeden ile takas yapın. Bu işlemi de parite ile yapın. Yapın ki haniciler gibi açıkta kalmayın, diye konuştu. Ekonomist İslam Memiş, altın ve gümüş yatırımcılarına gram altındaki dalgalanmalara karşı uyarılarda bulundu. Memiş, yatırımcıların doğru zamanı beklemeleri ve piyasa gelişmelerini yakından izlemeleri gerektiğini vurguladı. Ekonomist İslam Memiş, altın ve gümüş yatırımcılarına uyararak, gram altın fiyatlarındaki değişikliklere dikkat çekti. Yatırımcıların bu süreçte dikkatli olmaları gerektiğini vurgulayan Memiş, stratejilerini gözden geçirmeleri ve piyasa analizlerini yakından takip etmeleri gerektiğini önerdi. İslam Memiş, gram altın ve gümüşteki dalgalanma beklentilerini değerlendirerek, fiyatların önümüzdeki dönemde değişkenlik gösterebileceğini ifade etti. Yatırımcıların bu süreçte özellikle dikkatli olmaları gerektiğini vurgulayan Memiş, piyasa analizlerini yakından takip etmeleri ve stratejilerini gözden geçirmeleri gerektiğini belirtti. 2024 yılında gram altının sürpriz dalgalanmalar yaşayabileceği uyarısında bulunarak, yatırımcıların sağlam kararlar almalarının önemine işaret etti. Satış zamanlaması konusunda altın ve gümüş yatırımlarını değerlendiren İslam Memiş, yatırımcıların doğru anı yakalamalarının önemine dikkat çekti. Özellikle gümüşün fiyat hareketlerinin yatırımcılara çeşitli fırsatlar sunabileceğini belirten Memiş, yatırımcıların panik yapmadan piyasayı yakından izlemelerini ve doğru satış zamanını beklemelerini önerdi. Piyasaları dikkatle izlemenin önemine değinen İslam Memiş, yatırımcıların özellikle altın ve gümüş gibi kıymetli metallerin fiyatlarındaki değişimleri yakından takip etmeleri gerektiğini vurguladı. Bu metallerin fiyatlarındaki dalgalanmaların global ekonomik olaylarla doğrudan ilişkili olduğunu belirten Memiş, yatırımcıların güncel haberleri ve ekonomik gelişmeleri sürekli olarak takip etmelerinin büyük önem taşıdığını ifade etti. Altın ve gümüş yatırımlarında uzun vadeli stratejilerin önemine değinen İslam Memiş, yatırımcıların bu metalleri değerlendirirken kısa vadeli dalgalanmalardan etkilenmemeleri gerektiğini belirtti. Kısa vadeli oynaklıkların yatırımcıları yanıltabileceğini vurgulayan Memiş, sağlam ve uzun vadeli planlamalarla daha güvenli yatırım kararları alınabileceğini ifade etti. Altın ve gümüşün tarihsel olarak güvenli limanlar olduğunu, ancak her yatırımda olduğu gibi belirli risklerin bulunduğunu hatırlatarak yatırımcılara dikkatli olmaları çağrısında bulundu. Altın fiyatlarındaki yükseliş devam edecek mi? Parasının değerini korumak isteyen yatırımcı ne yapmalı? Elinde Türk lirası olan altın mı olmalı, dolar mı almalı? İslam Memiş paradan para kazanmanın yolunu açıkladı. Açıklamaları ile adından söz ettiren altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, ons altın tarafında yatırım yapmayı düşünenlere beklemelerini tavsiye etti. İslam Memiş, elinde Türk lirası olanlara ise üstüne basa basa altın değil dolar almasını önerdi. Ons altında hızlı yükselişler olduğu zaman sürekli dolar aldıklarını aktaran İslam Memiş, "Biz doları yatırım amacıyla almıyorduk. Parite üzerinden altına çevirmek için alıyorduk," diye konuştu. İslam Memiş açıklamalarının devamında ise, dolar alanların parasını ne zaman altına çevirmeleri gerektiğini anlattı. Şu anda altın dolar paritesi 77.400 dolar seviyesinde olduğunu, yani 1 kilo altın almak için 77.400 dolar gerektiğini söyleyen İslam Memiş, ons ve gram altın fiyatından uzak durmak için eline para geçenin dolar alması gerektiğini belirtti.
İslam Memiş para kazanmanın sırrının dolar ile altın alarak altını ucuza getirmekte olduğunu söyledi. Elindeki varlıkları dolara çeviren vatandaşın 77.400 dolar seviyesindeki olan altın fiyatlarının 77.000 dolar seviyesine ve 77.000 seviyesinin altına düşmesiyle altın almasının karlı olacağını belirtti. İslam Memiş, 1400 dolar veya 1400 dolar seviyesi üzerinden Türk lirası bazlı veya dolar bazlı alım yapılmaması gerektiğini vurguladı. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş altın yatırımcıları için dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Gram altının 3000 Türk lirası olacağını ifade eden İslam Memiş'in açıklamaları birçok kişi tarafından merak konusu oldu. Altın fiyatları yeni günde rotasını aşağı kırdı. Ons altın 2400 dolar seviyesi üzerinde tutunurken altın gram fiyatı iç piyasada 2500 TL'de tutunuyor. Altın piyasasındaki dalgalı seyir sonrası İslam Memiş çok konuşulacak altın yorumu yaptı. İran Cumhurbaşkanı reisinin helikopterinin düşmesi ve jeopolitik gerilimlerle ons altın 2450 dolar ile rekor kırdı. Yeni güne altın fiyatları düşüşle başladı. Ons altın 2400 dolar üzerinde tutunurken altın gram fiyatı 2500 lira üzerinde tutunuyor. İslam Memiş gram altın yatırımcılarına dikkat çeken açıklamalar yaptı. Altın piyasasıyla ilgili açıklamalarıyla gündeme sık sık gelen ve yatırımcıların yakından takip ettiği isim haline gelen İslam Memiş gram altının çok kazandıracağını açıkladı. Altına yatırım yapanların acele etmemesi gerektiğini vurgulayan Memiş yeni rekorlar yolda. Yeni zirveler yolda. Altın borçlanmayın. Borçlanmak zorunda olanlar kafasında 2700, sonra 3000 lira seviyesini yazsın öyle beklesin. Benim böyle bir maliyetim olsun borçlanmalı mıyım? Borçlanmamalı mıyım? Bunu düşünmesi lazım, dedi. 2024 yılındaki hedeflerimiz malum, her düşüş bir alım fırsatı. 2000 dolar altındaki gram kaça tekabül ediyorsa oradan almak lazım. Elinde altın bulunduranlar satış için acele etmeyin yeni rekorlar, yeni zirveler yolda. Borçlanacaklarda da kafasında önce 2700 lira sonra 3000 lira seviyesini yazsın gram altın için. Böyle bir maliyetim olacak diye hesabını yapsın. Ekonomist İslam Memiş yatırımcılara önemli tavsiyelerde bulunarak zengin edecek 5 tüyoyu açıkladı. Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri geçen hafta ortalama %4,16 değer kazanırken, dolar Türk lirası kuru %0,04, Avro Türk lirası kuru %0,76 ve gram altın fiyatı %1,76 arttı. Gümüş fiyatlarında yaşanan yükselişe dikkat çeken İslam Memiş, tüyolarını sıralayarak gümüş bu kadar yükselmişken nasıl avantajları olabilir? Sorusunu cevapladı. Memiş, yatırımcıları zengin edece çarpıcı tüyoları şöyle. Öncelikle nakite ihtiyacım yoksa beklemeyi tercih ederdim. Birikimlerimde çeşit yoksa sepetimde altın yoksa yarısını altına dönerdim. Sepetinde altın varsa %25'ini euroya dönerdim. Sepetimde euro var dolar yoksa %25 dolara dönerdim. Yani her türlü çeşitlilik önemli. Banka hesabımda gümüşüm var fizikiye çevirmek istiyorum. Ons üzerinden parite ile dolar yapar. Dolarımı çekip fizikiye geçiş için onsun gerilemesini fırsata çevirirdim. We'll be right back.